Ben dedim ki sana önce hediye alayım. Açsana. Evet. Ne var şimdi? Yıllardır hayalini kurduğumuz andayız şu anda. İnşallah Rabbim kucağımızı almayı da nasip etsin. İnşallah. Burada fotoğraf çekmeyi gerçekten çok istiyorduk. Mendil'le kavaklar arasında. Güzel bir sonbahar. Manzara. Biz bir sonbaharda tanıştık ve çocuğumuzla bir sonbahara yakın öğrendik Ağustos'un sonunda. O yüzden de böyle güzel bir anı kalsın istedik ve güzel bir çekim yaptık. Evet. Hazır mıyız? Hep birlikte söylüyorum. Aşkım. Çocuğumuz. Nasıl? Erkek olacak. Vallahi. Çarşamba günündeyiz canlarım. Biz şimdi doğuma gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Memduh Bey'le bir normalde sabah kadar insan uyumaz ama biz yorgunluktan uyumuşuz. Memduh Bey birazcık hastalandı. Ama olsun, her şey yolunda gider inşallah. Saatlerimiz şu an 7:20 geçiyor. 7:30'da gelin demişler ve 10 dakika falan geç kalacağız. Ondan da bir şey olmaz. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Neler bekliyor. Rabbim sağlıklı, sıhhatli kucağımızı almayı nasip etsin. Siz de bu videoyu yine izliyorsanız her şey çok yolunda demektir. İnşallah tabii bu videoyu biraz bayağı bir geç yayınlayacağım ama olsun. Bakalım inşallah güzel şeyler olsun. Günaydın. Kanki beklemiyordum. Evet kamera. Aynen. Evet Yalcan'ım, doğum öncesi duygularınızı alalım. Evet. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım arkadaşlar şu an. Büşbüş teyzemiz de geldi, o yüzden çok mutluyum. Birazcık rahatladım. Büşen çok hastalandı. Biraz nazara geldik galiba. Burada da eşyalarımız gelmiş. Bunu ilk defa gördüm, varis çorabıymış, gelecek. Ameliyat kıyafetim ve polemiz. Ben de Gizem'e tarif veriyordum, Gizem Hanım'a. Şu an çekiyor. Bugün çekimde Gizem Hanım var. Evet, bugün kanal benim. Evet, bir çanta hazırladık, bir meniz hazırladık. Gelir onları gizoş çeker. Burada pusetimiz var. Rabbim için doldurmaya nasip etsin. Amin. Çok heyecanlıyım. Babaanne oldum, şimdi anneanne oluyorum. Seni anneanne bekliyorduk ama ilk. İşte olsun olsun. Önce abiyen oldu. Yok ya, onun olsun da ilk yeri bekliyorduk. Ay, ben bir şey hissedemiyorum ya, çok hastayım. Hayır, ben de bir şey hissetmiyorum şu an. Şeydi, ben çocuğun hiçbir şeyim. Kendimi çok stresli hissediyorum. Biraz öyleyim sanırım. Kendi odamı da kendim süslemedim değil mi? Damar yolunu açtılar canlarım. Ve her şeyi aldım. Bir tek kapı süsümüzü unutmuşum. En önemli olanı. Gizem Hanım da balonlarımızı takıyor şu anda. Balon standımızı kuruyoruz. Öyle çok fazla bir süs yapmayacağım. Şöyle hafiften güzel olsun. Fotoğraf belki inşallah iyi hissedersem yarın fotoğraf çekilmeyi çok istiyoruz. Öyle da ben istemem de annem istiyor. Yani fazla. Gizem Zehra doğumunda da bunu giymiştim ama kolu rahat diye bunu giydim arkadaşlar. Giyerimi çıkartıyorum. Bugün toplamda bugün 4 tane sezeryan varmış. Bakalım beni ne zaman alacaklar ve karnım o kadar acıktı ki. Oluşum. Her şey senin için anneyim. Ben aç duramam normalde. Özellikle hamileyken. Oh, değişik şey. Kapı için şöyle şey getirdim. Yapıştırıcı. Bunu yapıştıracağız. Şöyle balonlarımız var. Minnoş minnoş balonlarımız var. Oğlumuzun. Büşal teyzemiz terlik getirdi. Ben getirdim de onunkiler daha büyük ya. Ameliyattan çıkınca ayaklarımız şişiyormuş. Hmm. Gör bak neler oldu yüreğime, tuz bas elin olmuş. Ameliyata bir girişim vardı, bir de çıkışım. Aynı öyle olurmuş ha. Ve bir şey söyleyeyim arkadaşlar, şaka gibi ama karnım ağrımaya başladı. Ve farklı bir ağrı Gizem. Benim normal doğum olmasın mı? Birazdan belki NST'ye bağlarlar. Bilmiyorum, ağlamazlar da olabilir, de olabilir. Her şey olabilir. İyi bari ağrı çekmedim demem. Oy ne?
Ben biraz oturayım. Hazır müsaitken bugün biraz konuşalım. Şöyle hoşaf vesaire istediler canlar. Ben de dün kaynattım. Onun içinde incir, kuru dut, bir de kuru üzüm var. Bir de kayısı var. Kayısı belki de olduğu çıkartıp diye faydalı olur diye koydum. Ve hoşafı da önerdiler süt olması açısından. Öyle çorbamı falan da hazırladım. Her şeyim hazırım. Annem diyor ki kızım maşallah bize hiçbir şey bırakmadın diyor. Niyeyse böyle bir heyecan, her şeyim hazır olsun istedim. Ve böyle bilinçli bir şekilde doğuma gelmek çok güzel. Yani aniden gelseniz hiçbir şeyiniz hazır olmaz. Gizem ışığımı kesiyorsun tatlım. Bir de bir şey yaşadım, onu size anlatmak istiyorum. Az önce anneme anlattım. Ben yeni hamileymişim. Biz Sinop'a ve Samsun'a tatile gitmiştik. Onun dönüşünde de ben anlatmıştım diğer videoda. Ölü gibi uyumuştum böyle falan filan. Ve o gün gökyüzüne böyle bakarken gökyüzünden yıldız kaydı canlarım. Yıldız kaydına da ben dua ettim. Zaten Rabbim nasip etmiş demek ki, o gün belki de nasip olmuştu. Sonrasında da dün akşam böyle içimden bir ses balkona çık dedi. Ne alaka bilmiyorum ama balkona tam çıktım, tam oturacağım, bir baktım yıldız kaydı. Diyorum ki oğluşum diyorum, dualarla geldi galiba Rabbim. Allah o kadar büyük ki çok şükür 4 yıl sonra nasip etti. Bu videoyu izleyen herkese bu heyecanı, bu mutluluğu nasip etsin. Bugün çok fazla dua edeceğim insan var. Allah'ım inşallah hepinizin kalbi, gönlü temiz olan herkesin kucağını doldursun, bu güzel anları yaşatsın inşallah. Arkadaşlar buraya oturup konuşma yapıyormuş, güzel ödedim. Çok duyguluyorsam. Henüz bir şey hissedemiyorum. Duru'nun doğumunda da böyle olmuştu. Pek bir şey hissedememiştim. Sonra Duru doğduktan sonra şey yapıyorsun, algılıyorsun. Çünkü ilk başta şey oluyor. Gerçek değilmiş benim. Çocuk doğmayacak. Hani öyle bir şey yokmuş gibi hissediyorsun. Sonra doğunca görünce böyle az çok algılıyorsun. Yani aslında giriş yapacaktım videoya. Neyse ağlıyormuşum falan. Ama benim vlogum. Bugün vlog benim vlogum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın adı Geriz'in Doğumunu Çekiyorum. Evet, bugünkü vlogumuz. Ben Deniz Gizem Uslu, bir YouTuber vlogger. Yeni katıldım YouTube'a. Belki tanımazsınız. Gizem senin bir takipçilerden çok olur. Evet. İşte bugün ablamın doğumunu çekeceğim. Bugün kamera bende bütün gün. Evet arkadaşlar, ben mi doğuma gidiyorum? Bunlar mı benim, duha bakın ayaklarına. Allah'ım, bunların hepsi uyuyor. Bak, tek anam var. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar canlar. Annem o kadar heyecanlı ki resmen normal doğum yapsaydım çok kötü olurdu. İstemedim. Evet, şu an içi yine de rahat. Ben de istemedim. Kalbi pırpır, yani benden daha çok heyecanlı bence. Ne el sallıyorsun ya, ne el sallıyorsun. Memduh bayıldı tabi. Arkadaşlar, Tim gelmiş bakın halasının yanına. Balım benim. Biz de sana böyle gelmiştik biliyor musun Duru? Ya seni böyle beklediydik biz Duru. Ay bir de kombini yapmış. Aşkım benim için mi yaptın? Arastos için mi? Arkadaş ayakkabısını düşüyormuş bu kız ya. Ay bir de gözlüğü mü var? Vay yavra. Çok havalısın. Vay. Aşkım, halanı görmeye mi geldin sen? Kuzenini karşılayacak. Ciğerimi yiyeyim seni. Tamam. Kuzunu yiyeyim seni. Allah'ım nazar değmesin ya. Kuzum ama salak diyelim. Dur sana ileride. Kuzenini böyle karşılamaya gelmiş. Halası çok tatlı ya. Duru Hanım, ne hissediyorsunuz? Aras Bey gelecek. Ne hissediyorsunuz Ayas aşkım? Aras Bey'i bekliyoruz şu an. Evet. İşte kuzenimiz derdik. Hala gelmemiş, gelmiş diye bekliyorduk ama. Evet, o yüzden havalı havalı. Ben de burada doğmuştum. Evet, o da burada doğmuştu. Burada dünyaya gelenler güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiyemiz Tuyha'da doğuyun. Çünkü birkaç bir iki yan odaydı herhalde. Aynen. Şimdi buradayız. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Evet, kendi vlogumu bile ben çektim bu sefer ya. Evet. Bu şahıs arkadaşlar yıllardır bekliyordu. Bay bay ablacığım. Dur bebek de olsun benim ya. Ne oldu?
gitti. Duru Hanım. Duru. Kuzenin geliyor, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım be kızım. Onu buydu bekliyorum de. Değil mi? Bak bu tarafa. Ben o tarafa çıkıyorum. O dönüyor. Ey salla. Çok heyecanlıyım be. Tatlış. Evet biraz da annen. Annen es- Arkadaşlar duygularınızı alalım. Evet Memduh Bey. Öncesini duygularınızı alalım. Bitti bu kadar. Kadınlara yaşı erkeklere duyguları sorkmaz. O nereden çıktı ya? Yorumsuz. Duyu Hanım biraz desin duygularınızı alalım. Ana arkasın değil mi? Benim de duygum yok. Heyecanlı mısın Duru? Şu anda duygularımız karışık. Da duygular darmadağın. Çok karışık şu an ya. Hani ne bileyim farklı. Anlatılmaz yaşanır ya. Ha, yıllar sonra bunu oğlun izleyecek. Ona ne diyeceksin şimdi buradan? Mesaj gönder ona. Böyle bir baban oldukça sırtın yere gelmez. Dur da dinleyeyim. Aras bebek. Sağlıcakla gel Aras bebek. Biraz da sizin duygularınızı alalım. Duygularım yoğun. Biraz duygulandık demin, ağladık. Dur da ağladı ama duygulandığı için de onun canı sıkıldı o yüzden ağladı. Çocuğun da hissi. Ben erkek hissedim. Hadi ya kanka içine mi doğdu ya? O video değil mi bu? Düştü. Arkadaşlar hep beraber burada Aras'ı bekliyoruz. Özellikle Duru çok sabırsızlar. Çok sabırsız. Çok heyecanlandı. Bak Duru'ya baksana bunu. Gel Duru. Evet arkadaşlar. Biz Ayas'ı bekliyoruz. Duyu ben ve Yakup. Koşursana bir. Ya gözü görsün. Öyle şimdi içeride ablam. Yeni aldılar zaten. Onu bekliyoruz. O çıkacak. Bu kadar. Aras geldi. Biz çocuğu tanımadık bu arada. Dur yüzünü çekeyim bana. Vlog koysun. Arasımız geldi. Yanında kim kalacak? Herkes de siyah giymiş. Niye öyle oldu? Ne bileyim. Kötü gün sanki değil mi? Ne bileyim. Biraz giyer diye biz siyah giydik. Ben hiç. Niye? Gelin ben işte. Bir tek Aras beyaz. O beyazı yani giyeceğim. Bir tek Aras beyaz giymiş arkadaşlar. Çok da yanaşmak da işte. Öpeceğim çocuğu ama. Yok yüzünü öpmeyen işte ya. Suratla maskeler giyin de çocuğa bir şey bulaşmasın. Fındık burnu ya. Neyse şey nasıl hissediyorsun? Fadık arada pişti değil mi? Neyse şey, şu an çocuğu inceliyor. Sporcu yapacağım güzel. İnşallah. Dedesi geliyor. Abi az açılın da. Çok başını kabaklaştırmayın. Sarella mı? Bilmiyorum. Tabii anne bana da öyle geldi. Bembe ya. Evet. Normalde hani simsiyah doğuyor çocuk. Hmm. Ablam gördü mü acaba vermişler dedi. Niye çocuk yapıyorsun teyze? Çöllerini. Ağlasınlar önce. Merhaba Aras. Evet Tayyip Bey, hoş geldiniz. Sağ olun Fatih. Hoş Evet, bebeğimizin teyzesi geldi. Şöyle yaptım. Kuş taraftan çekeyim ben. Aynı Duru gibi de olur. Ay, aşkım sen. Çok küçüksün ya. Biliyor böyle. Burası biliyor da şimdi yerlerini. Ay,
annen seni. Ya. Ne koymuş? Girdin mi Elif'in yanına? Haber bir şeydir kucağına. Yok giremedim annenle. Kanka Aras çıktı. Biz hepimiz ay ne kadar tatlı çocuk. Bir tane çocuk çıktı dedik. Deniz'in yakını var mı burada dedik. Biz dedik direkt. Asla üstümüze alınmadık. Gençler iyi olsun. Gözünlerde. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasıl bir kez? Bu farklı bir şey. Ya. Aldın mı kucağına? Alma bastın diye şey yaptım. Maske var mı ya? Ben de maske alsam. Enisi çantada değil miydi maske? Siyahtı. Siyasal şimdi var mı uzunmuş? Şöyle ellerini çekebilir. Kızarık da. Size soracağım. Ne yavrum, ne yavrum. Ne yavrum, ne yavrum. Yengesini kucağında. Duru. Kuzen mi derdi aşkım? Dur. Aras burada arkadaşlar. Evet, biz hastaneden çıktık canlarım. Çok şükür. Beni çekme yok. Hayır, her şeyimizi aldık. Oğluşumuz da burada. Çok şükür. Şu anlar biz evimize geldik. Böyle Gülten teyzem İstanbul'da. Anta İstanbullardan bize görüyor musunuz? Çiçek göndermiş. Hoş geldin kocaman büyük ailemize. Aras, Sirer ailesi. Ayas taşımıza çiçek gelmiş. Çok güzel, çok beğendim. Vallahi değil mi anne, çok tatlı. Püşmüş burada, Memduh burada. Ondan sonra hepimiz toplaştık. Oğlum benim, oğlum. Çırpınıyor. Arada bir gülücük atıyor. Arada bir ağlıyor küçük Emrah gibi. Çok çok tatlı. Evet, teyze hoş dayımız da burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani, güzel. Önce biz öğrenip öyle var. Aynen. Gizem şu an tabii time etkinliği yapıyor. Annem de bana çorba biraz yaptı, onu yedim. Geç olsun da güç olsun. Aynen. İnşallah onlarla da oynarsınız. Benim sağ hazırlık böyle işte. Biz de gelir gelmez hemen bütün çamaşırlarını yıkadık, oğluşumun emzirme yastığını falan hepsini söktüm. Makineye attık, büşbüş teyzemiz de astı. Attı tekrardan kalanları. Çok şükür kendim biraz iyi hissettiğimde videomuza birazcık bir şeyler anlatırız artık. Ara ara devam ederiz. Sonrasındayız. Evet, benim için çok anlamlı bir vlog oldu diyebilirim. Yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz ve bu benim en anlamlı, en güzel videolarımdan bir tanesi. Sizler için de çekmek istedim ve bizim için de hatıra kalsın istedim. Çok fazla merak eden var, süreç nasıl oldu birazcık kısa kısa bahsedeyim. Sonra da videomuzu kapatırız artık bu süreci merak edenler için. Sesim daha net gelsin diye kamerayı bayağı bir yaklaştırdım. Arkadaşlar ben 38+3'te sezaryenle doğum yaptım. Neden sezaryen oldu bunu çok fazla merak edenler vardı. Bahsedeyim. Benim çocukluktan beri, yani 2 yaşından beri annemin fark ettiği böyle kan, işte yara ya da böyle kötü şeyler gördüğümde ya da çok ağrım olduğunda vesaire olduğunda bayılıp düşme huyum vardı. Ben de bundan doktoruma bahsettim ve hala da devam ediyor o. Hani böyle acı eşiğim yok ve bu konularda da sıkıntı yaşayabiliyorum. Öyle bahsettiğimde yanlış anlaşılıyor. Öyle her şeye bayılan bir insan değilim. Hatta yıllardır da hani öyle baygınlık falan yaşamıyorum ama en ufak işte ağrım olduğunda falan işte kan falan görme dayanamıyorum arkadaşlar. Kan tutuyor. Doktoruma bahsettim, o da bu doğum için sıkıntı olabilir. Biliyorsunuz normal doğum süreci biraz daha farklı ilerliyor. Ve o yüzden de dedik ki sezaryen yapalım. Hatta bayramdan önce belirledik biz günümüzü. Bayrama yakın tam belirledik. 17 Nisan'da oğluşumuz dünyaya geldi. Doktorumuz da sezaryeni uygun gördü ve çok iyi oldu benim için. Sezaryen süreci nasıl geçti ondan da hemen birazcık bahsedeyim. Öncelikle inanılmaz heyecanlı geçiriyordum. İşte hep böyle korku, ölecek miyim? Herkes yaşıyor bunu, biliyorsunuz zaten. Ama ne zamanki gebelik okuluna gittim, bendeki bütün korkular, bütün endişeler gitti. O yüzden gebelik okulunu mutlaka tavsiye ediyorum. Herkese gitmelisiniz. Emzirme eğitimi, hepsinin faydasını gördüm. Faydasını görmedim hiçbir şey yok diyebilirim. Neyse, hiç heyecanlanmadım. Sezaryen'e işte hastaneye gittik. Yine aynı heyecan yoktu. Yani heyecan dedim, panik yoktu. Rahattım.
Hatta sanki doğuma ben girmeyeceğim de başkası girecek gibiydi. Ta ki o doktor sedyesine gidene kadar her şey çok farklı ilerlemeye başladı. Sezaryana girdiğimde ben inanılmaz kasıldım ve inanılmaz heyecanlandım. Alttan uyuşturmayla birlikte oldu arkadaşlar ve ben epidural sırtımdan yapılırken çok fazla kendimi kasıyormuşum. Asla fark değil. Ben kendimi rahat hissediyorum. Şu şekilde pozisyon alıyorsunuz. Epidural yapılıyor. Doktor ve oradakilerin hepsi sakin olmamı istiyor ama ben farkında olmadan çok fazla kasılmışım. Sonra işte birkaç denemeden sonra epidural yapıldı. Sonrasında beni sezaryene aldıklarında hazırlanırken orada bir ekran var. Yani ışığın olduğu yer var ve karnınız oraya yansıyor. O yüzden bir tavsiye vereyim. Dayanamıyorsanız deyin ki hani önümü kapatır mısınız? Ben önümü kapattırdım. Çünkü kardeşim söylemişti, abla bak hani böyle böyle ebe olduğu için biliyor. Önümü kapattırdım ve çok o konuda iyi oldu. Sonrasında ben inanılmaz yine heyecanlandım ve benim tansiyonum çok fazla düşmeye başladı. Ve dedim ki iyi ki sezaryen olmuş. Çok fazla düşmeye başladı. Zaten ameliyathanede birçok doktor oluyor. Birçok her konuda uzman oluyor. Yine bana sakin olmamı söylediler ama ben olamadım sanırım. Böyle başım falan inanılmaz dönmeye başladı. Dediler ki midem bulanıyor mu? Demek epidural yapıyor diyorum. Sonrasında bana artık ne vurduysalar, ne yaptıysalar. Orada sadece bir hemşirenin şey dediğini duydum. Adrenalin verelim mi dediğini duydum. Demek ki diyorum değerlerim bayağı bir düşmeye başladı. Heyecandan ya da işte o panikten, benim huyum zaten hep öyleydim. Sonra bir anda bana böyle bir gevşeme, bir rahatlama geldi. Demek ki sakinleştirici vurdular ya da bir şey yaptılar. Bana böyle bir şey odaklaşarak kafam 1 milyon oldu diyebilirim. Ondan sonrasında zaten çok rahat bir şekilde geçirdik. Odaya alındım. O anları koymam büyük ihtimalle. Odaya alındım. Ben bir de çocuğumu da o anda görmek istemedim. İşte kanlı şeyli gördüğümde yine kötü olurum diye korktum. Ve üstünü giydikten sonra gösterdiler bana. Çok güzel bir duygu. Çok yani o anda hissetmiyorsunuz çok fazla ama yine de bir evladınız oluyor. Yani bir karnınızda bir insan büyüyor ve kucağınıza veriyorlar. Çok farklı bir duygu. Odaya alındım. Odaya alındıktan sonra ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Karnıma kum torbası koyuldu. Hiç acı çekmedim. İlk yürüyüşümde 2 defa tansiyonum çok fena düştü. Ama o kadar da korktuğumuz kadar olmadı. Büş büş dedik abla, korktuğum kadar geçirmedim. O konuları çok rahat geçirdim. İkinci günü oldu. Hemen hızlıca anlatayım. İkinci gününde de fotoğraf çekimi yapacaktık. Ben çok güzel, üstteki Büşra geldi, kardeşim, kız kardeşim. Üzerimi giydirdi, Aras taşımızı giydirdik. Çok güzel bir şekilde hazırlandık falan. Memduh Bey de işte beyaz gömlek, pantolon. Hepsini hazırlamıştım zaten, getirdi. Ama arkadaşlar benim şu sağ tarafıma bir ağrı girdi. Bu boynumdan bir ağrı girdi. Sanırım ameliyatta kasıldığımdan oldu. Bir de ben ameliyata girdikten sonra da hoşafımı, kahve makinamı, kahvelerimi hepsini götürdüm. Bunu da tavsiye ederim. Su içmeniz gerekiyor. Zaten o saatleri var ondan sonra. Böyle bir şekilde geçirdik. Baş ağrısı yaşamadım ama benim burama bir ağrı girdi. Ben ölüyorum sanırım. Nefesim ki nefes alamıyorum. Böyle nefes aldıkça batıyor ve ben sağ tarafımdaki organlarımın hepsini hissediyorum. Hepsi böyle yerine geliyormuş gibi. Asla 2 gün önce hiç uyku uyumadım ama çocuktan değil, ben kendim uyku uyuyamadım. Ne yatabildim ne kalkabildim, inanılmaz acım oldu. Ama hani ağrı değil, yani bildiğiniz acı oluyor ve organlarınız çok acıyor. Öyle bir süreç geçirdik. Korktuğum kadar olmadı çok şükür. Baygınlık falan geçirmedim. Eğer baygınlık falan geçirsem çok sıkıntı olurdu. Bir de bol bol yürüyüş yaptım arkadaşlar. O şekilde atabildim üzerimden. O yüzden de çok çabuk iyileştiğimi düşünüyorum. Ben hastaneden çıktıktan sonra direkt ayaklandım. Çünkü sürekli yürüyüş yaptım. Ve dikişliyim diye kendim böyle kasarak yürümedim. O da Zehror söylemişti. Abla kasarak yürüme, dik yürümeye çalış. Tabii zor oluyor ama dik yürümeye çalışarak bu süreci atlattım. Böyle bir şekilde geçti. Bir de bu süreçte deprem yaşadık arkadaşlar. Hastanede çok fazla sallandık. Yani Turhal'da deprem oldu ve biz de çok şaşırdık. Hani hiç beklemiyordum. Oğlum geldi, Turhal'ı salladı. Herkes öyle diyor. Nasıl bir çocuk doğurdun, Turhal'ı salladı diye. Ya Rabbim beterinden korusun. Sonra evimize geçtik. Evimizde de yine biz sallandık. Deprem oldu. Yine çok korktuk ve annemlere gittik. 1-2 günde orada kaldık ama yani çocukla gerçekten hani biraz daha zor oluyor. Böyle yalnız kalmayı çok istiyorsunuz. Doğusa psikolojisine girmedim şu ana kadar. Şu an 8. günündeyim. Ama sadece orada hani annemlerde böyle ister istemez bir şey hali oldu bana. Çünkü hani kalabalığız, kardeşlerim var, biz varız. Böyle yalnız kalmak, sessiz kalmak. Çocuk da ister istemez ağlıyor.
derken biz evimize geçtik. Tekrardan evimize geldik. Çok şükür inşallah bir daha da yaşamayız böyle şeyler. Şimdi oluşumuza birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Her şey inşallah yolunda gider. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Şimdi bir kulak için teste gideceğiz. Bir tanesi tıkalıydı. Öyle yani hastaneye gidiyoruz, geliyoruz. Çok şükür kolay atlattım. Bunu da bol bol su içmeye, fazla yemek yememeye, süt olsun diye onu bunu yemiyorum arkadaşlar. Öyle düzenli beslenmeye çalışıyorum. Eşim de bu konuda Allah bin kere razı olsun. Aşırı bana yardımcı oluyor resmen. Yani bilmiyorum, çok güzel bir duygu. Rabbim isteyen, dileyen herkese nasip etsin. Bu süreçte eşinizin desteği inanılmaz önemli. Hani benim banyomu tutun, çocuğun banyosuna kadar her şeyle, evin temizliği, yemeği, her şeyle Memduh ilgilendi. Annem de tabii ki de destek oldu. Allah razı olsun. Eşimin bugünkü bana gösterdiği desteği, motivasyonu, morali asla unutmayacağım. Bu ilgisini de asla unutmayacağım. Rabbim inşallah evlatlarımızla güzel ömürler geçirmemizi nasip etsin. Ve dileyen, isteyen, kalbi gönülden isteyen güzel anne baba olacak. Ve anne baba olmayı isteyen herkesin Rabbim kucağını doldursun. Ben hepinize dua ettim. İnşallah sizler de bize dua edersiniz. Sağlıklı, sağlıklı bir şekilde ömrümüzü geçiririz. Böyle bir vlog oldu. Ben de size kısaca bahsetmek istedim merak edenler için. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Daha sonra yine vloglarımızı ara ara devam edeceğiz. O oluşmayan hatıra kalsın diye. Bir de maşallahınızı alalım. Bir nazar duanızı inşallah. Nazardan Rabbim korusun. Çünkü bu süreçte çok fazla nazar değdiğini hissediyorum. Bilmiyorum. Sürekli dualar açıyoruz, okuyoruz. İnşallah güzel bir şekilde atlatırız. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayatımın en önemli videosundan sizlere veda ediyorum. Ve oğluşum, seni çok seviyorum. İnşallah ileride bu videoyu izlersin ve annenin babanın senin için neler yaptığını görürsün diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Anastasım, yapıyormuş benim kuşum ya, benim oğlum ne yapıyormuş ya? Aras, tontik, tontik. Ay, gökyüzünü izliyor. Oğlum buradan gökyüzü gözükmüyor ya. Gözükmüyor ya. Aras, tontikim. Ne yapıyorsun annem? Kameraya mı bakıyorsun sen? Sen kameraya mı bakıyorsun? Kavga ediyoruz şu an. Aras. Ayastuş. Arastuşum, Arastuşum. İyi ki seni doymuşum. Bütün dünya bir yana, sen bir yanasın benim için. Ben bir daha dünyaya gelsem, benim ömrümü seninle geçirmek isterdim. Sanki sevdiğim aşk.